Nabersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. One Piece mangasının 839. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Şevzep kaçırıldı mı yoksa tehdit mi ediliyor sadece? Ve bu Germa krallığının ardındaki gerçek ne? Brokoli adasında Doflamingo ile ilgili ne olmuş olabilir? Nij ve İçici orada neler yaptı? Bu adada acaba yeraltı dünyası ile ilgili bir şeyler mi var? Ve son olarak Germa altının dünya hükümetiyle ilgili düşünceleri ne? Neler planlıyorlar ve sondaki kapsüllerin içindeki askerler neler? Çok merak ediyorum. Çok teori yapabileceğimiz bölümdü. Kafamızda çok soru işaretleri kaldı ve bölümü tamamen Winsmoke ailesi üzerine yapmışlar diyebilirim. Çünkü ne Brook'u gösterdiler, ne Pedro'yu gösterdiler, ne Luffy'nin Cracker'la ilgili dövüşünü gösterdiler, ne de Nami'yi gösterdiler. Gerçekten çok kafamızda soru işareti bırakılan bölümlerdendi. Ve ben bölümün sonunda ne dedim biliyor musunuz? Acaba bu Germa krallığı hükümeti devrim mi yapmayı planlıyor dedim. Harika bölümdü. Hep beraber şimdi bölümün incelemesine geçeceğim kardeşlerim. Ayrıca bölümün live reaction'a ulaşmak istiyorsanız, benimle birlikte okumak istiyorsanız aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. İlk kapak resminde fark ettiyseniz bir farklı karakter ismi yazılmıştı ve farklı bir resim vardı Wanted posterin üzerine. Bu karakterin kardeşlerim, sizler için araştırdım. Hiçbir şekilde manga ile alakası yok. Manga ile bağımsız bir resim. Kochira Katsuhika animesinden Kankichi Ryotsu. Bu animenin mangakası ile ilgili ve Elçi Oda'nın mangakası ile arasındaki ilişkiden dolayı yapmış olabileceğini düşünüyorum ben. Yani hiçbir şekilde One Piece mangası ile bağımlı değil hikayeyle tamamen bağımsız bir ana kapak resmi yapmış diyebilirim. Winsmoke ailesi kendi arasında bir toplantı yapıyor. Nichi ve Ichiji bir brokoli adasından gelmişler ve bu brokoli adasında Doflamingo güçten düştüğü zaman bu adaya yardım için mecburen gitmek zorunda kalmışlar ve para karşılığında bunu yapmışlar. Acaba Doflamingo'nun gücünü kaybetmesiyle bu brokoli adası neden gücünü kaybetsin ve zayıflasın? Yani burada çok teori çıkar. Acaba yapay şeytan meyvesini Doflamingo buradan mı yolluyordu? Burası acaba yeraltı dünyası ile ilgili bir şey miydi? Çünkü biliyorsunuz Doflamingo'nun yeraltı dünyası ile ilgili fazlasıyla ilişkisi vardı. Hatta bir ara devrimciler de bu olaya katılmıştı. Hatırlıyorsunuz Dressrosa Arjun'da fazlasıyla kaçak silahın olduğunu devrimciler bulmuştu. Acaba bu Brokoli adasının Winsmoke'larla Doflamingo'yla ne alakası var, ne ilgisi var? Ve dünya hükümetinin yakın zamanda toplantı yapacağından bahsediyor Winsmoke ailesi. Ve bu toplantıya bizim ulusumuzun ve bizim ulusumuz dünya hükümeti tarafından olaylanmış bir ulus olduğunu söylüyor. Ve bizim ulusumuzun toplantıya davet edilemeyeceğine hazırlıklı olmalıyız diyor. Şimdi şöyle diyelim, bir ulusumuz var elimizde ve bir hükümete bağlıyız. Bir hükümet bir toplantı düzenliyor ve bizi çağırmıyor ve biz çağrılmadığı için hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi Winsmoke ailesi toplantıya çağrılmadığı zaman hedefine ulaşmış oluyor ve bu hedef ne acaba? Şimdi toplantıya çağrılmaması Winsmoke'a ne katıyor olabilir? Ve manganın sonunda biliyorsunuz kapsüllerin içinde askerler var. Ve ben şunu düşündüm, acaba dedim devrimle alakalı bir şey mi? Winsmoke ailesi hükümete devrim mi yapmak istiyor? Neden hükümetle aralarındaki ilişki zayıfladığı zaman Winsmoke ailesi hedefine ulaşmış olsun? Big Mom ile niye aralarını güçlendirsinler? Düşün siz bir ulusa hükümete bağlı bir ulussunuz ve gidiyorsunuz bir korsan ile ittifak kuruyorsunuz. Ve bu korsan normal bir korsan da değil. Big Mom, Yonko ile gidip ittifak kuruyorsunuz. Ve hükümet toplantıya Winsmoke ailesinin Germa krallığını çağırmayacağından hazırlıklı olun diyorlar. Ve bununla hedefimize ulaşacağından bahsediyorlar Winsmoke ailesi. Winsmoke ailesi acaba devrim mi yapmak istiyor? Hükümete savaş mı açmak istiyor? Bu tartışılacak bir teori olur kardeşlerim. Kalan zaten 6-7 sayfada Niji ile Sanji arasındaki kapışmadan geçiyor. Sanji orada yemek muhabbetinden uyuz oluyor zaten Niji'ye. Niji gidiyor oradaki aşçıya saldırıyor daha sonra. Ve Yonji Sanji'nin yanına geliyor, diyor ki Niji yapmıştır büyük ihtimalle bu baş aşçıya saldırı yapanı. Sanji onu bulmak istiyorum falan diyor. Yonji direkt Sanji'yi götürüyor ve diyor ki bu kapının altında diyor çocukluğumuzdan beri giremediğimiz yer diyor. Ve Sanji o kapıdan içeri soktuğumuzda bir sürü askerin su tanklarının içinde kapsüllerin halinde bulunduğunu görüyoruz. Aslında bütün manganın patladığı yerlerden biri burası diyebilirim. 54 MB, 30 MST tipi şeylerden bahsediyor oradaki bilim adamları ve içeride su kapsüllerinin içinde insanlar var, askerler var. Edindiğim bilgilere göre kardeşlerim, Winsmoke ailesinin askerleri, Germa'nın askerleri Germa krallığına çok bağlı. Yani gerekirse onlar için canını seve seve feda ederler. Şövalyeler olarak düşünün bunları, yani bir askerler krallıklara ne kadar bağlı olabilirler? Fazlasıyla bağlılar ve
Bu Germa Krallığı'nın altında 267 tane, en az 267 tane asker var ve bu su kapsüllerinin içerisinde hapsedilmiş durumdalar ve bilim adamları tarafından kontrol ediliyor bu kapsüller özel olarak. Acaba bu kapsüller ek bir güç tanıyor mu askerlere? Düşünsenize, bilim adamları tarafından askerler böyle dizilmiş halde ve bir kapsüllerin içinde bulunuyorlar. Ben çok merak ettim bu durumu. Acaba gerçekten bu askerlere özel güçler verecekler mi? Yoksa yapay şeytan meyvesiyle ilgili mi? Ya da Big Mom ile ittifak kurmuş ruh meyvesiyle ilgili mi diyorum. Ama şöyle bir durum var. Fark ettiyseniz Sanji'ler çocukluğundan beri bu kapıya girememişler. Demek ki bu olay çocukluğundan beri oluyor Sanji'nin. Çocukluğundan döneminden beri bu askerler üretilmeye ve gizlenmeye, kapsüller içinde korunmaya devam ediliyor. Acaba ek güç tanıyor mu, merak ediyorum. Fark ettiyseniz Doflamingo'nun ve Kaido'nun yaşı da epey var. Yani yapay şeytan meyvesi ya da ruh meyvesiyle ilgili olma olasılığı da çok yüksek. Gerçekten güzel bölümde kafamızda çok soru işareti kaldı. Tamamen teoriler ve Winsmoke ailesinin hükümete karşı devrimle ilgisi olabileceğini mi düşünüyorum? Dragon'a karşı birileri mi geliyor yoksa? Germa 66 Krallığı vs Dragon vs hükümet mi olacak? Büyük bir savaştan bahsediyorlardı çoğu zaman. Big Mom, Kaido, Doflamingo fark ettiyseniz bağlandığı zaman şey demişti. Çok büyük bir savaş gelecek ve hükümet bundan kaçamaz demişti. Kaido, Big Mom... Gerçekten neler olacak? Çok şey var, çok güzel bölümdü. Kafamızda çok soru işaretleri kaldı. Kardeşlerim, yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.